Evet, kazanım 42'deyiz. Şimdi burada Ebob Ebob verilmiş x 40 48 ve Ekok verilmiş. Şimdi bir kere Ebob ne olabilir? Ebob en fazla e, burada x'i en az almak istiyorum, doğru mu? x'i en az almak istediğim için burada o zaman şunu mu yapacağım? Burada şunu yapacağım. x dediğim en az olduğu için 2 üzeri 3 çarpanını içermek zorunda. 2 üzeri 3 kesin olacak. Çünkü Ebob Bunların EBOB'u 8 ise x de 2 üzeri 3 olacak. Şimdi 40 dediğim normalde nedir? 8 çarpı 5. 2 üzeri 3 çarpı 5. Bu 40. E, 48 nedir? 16 çarpı 3. 2 üzeri 4 çarpı 3 diyeceğim. Şimdi bak x 40 ve 48'in ekokunu almış. Şimdi burada 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 4 buradan gel gelir. X'te de 2 üzeri 3 olacak ya. X'i bilmiyorum şimdi. 2 üzeri 3 var x'te. Kesin bu EBOB'tan dolayı. 2 üzeri 4 48'den gelmiştir. Tamam. 5 şuradan gelmiştir. 40'tan gelmiştir. Tamam. Neden öyle diyorum? Ben x'i en küçük almaya çalışıyorum. x'i en küçük almaya çalıştığım için x'te 5 olmasın mesela. 3 de olmasın. Yani elimden e, olmamasını istiyorum. En küçük seçmek için. Şimdi 5 diyelim 40'tan geldi. Ama burada bak 3'ün karesi var. E şimdi 3'ün karesi 48'de bir tane 3 var. 40'ta zaten 3 yok. Demek ki 3'ün karesi kesinlikle x'ten geliyor. Çünkü ne yapıyorduk ekok alırken? E, ortak olanların üssü büyük olanı alıyorduk. Demek ki üssü büyük olan 3'ün karesi. Demek ki x'te 3'ün karesi var ki. Yani şurası 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi şeklinde olduğu zaman benim istediğim sağlanıyor. Burada çünkü 3'ün karesi x'ten başka bir yerden gelmiyor. En az dediği için bu kadar aldım. Mesela tabii x'te 5 çarpan olabilir. Çarpı 5 de diyebilirim ama onu almayacağım. Neden almayacağım? Şundan dolayı almayacağım. Çünkü ben en az olmasını istiyorum. X dediğim o zaman 8 çarpı 9'dan 72 olur en az. Cevabım B olur. Geçtim ikinci soruya. ABC aralarında asal sayılar. AB, ekok AB 44, ekok BC 20. Olduğuna göre ABC toplamı en çok kaçtır? Şimdi burada şöyle düşünelim. Aralarında asalsa aslında şu demek. Aralarında asal sayıların EBOB'u neydi? EBOB e, iki, ABC için konuşalım. Ya da AB, EBOB AB 1'dir. Aralarında asal. Ve EBOB BC de 1'dir. Yani aslında şimdi bir de şu mu vardı? EKOK AB çarpı EBOB AB eşittir. Neydi? A çarpı B. E bu durumda aralarında asal olduğunda şurası 1 oluyor. Ekok AB direkt A çarpı B'ye eşit işte oluyor. Çünkü EBOB'u 1. O zaman şurası şu demek aslında. A çarpı B 44. B çarpı C. Çünkü burada da aynı şekilde. Ekok BC çarpı EBOB BC 20 olacak. EBOB'ları 1 olduğu için nasıl olduğundan. B çarpı C 20. E bu durumda bu normal sayı sorusuna döndü. Burada çarpımları verilmiş. Ortak çarpanları var. Bunları en çok seçmek istiyorum. O yüzden ortak çarpanı 1 alırım. 1 aldığım zaman A 44 C 20 olur. Burada C'ye de 20'yi yazalım. Neden öyle yaptım? Normal çarpma verdiği zaman ortak çarpanı en küçük alırım ki diğer sayılar birbirine uzak olsun ve en büyük değeri bulayım. Sonuçta A çarpı B sabitken A artı B nasıl en büyük oluyordu? Birbirine en uzak seçiyordum. E 1 zaten bütün sayılarla arasında asal. O zaman A 44 B 1 C 20 44 45 65 yapar. Cevabım E oldu. Tabi burada direkt burada da yapabilirim. Şimdi B 1 verdiğim zaman şuraya 44K aralarında asal olacak ya. Şurası 1 olduğu zaman şurası da 20 olur. Buradan da gidebilirim. Evet. Geçelim 3. soruya. Boğazım biraz gıcıklandı. Ekok A virgül 40 120. Yani A ile 40'ın en küçük orta katı 120 olduğuna göre kaç farklı A pozitif tam sayısı vardır? Bir kere A kesinlikle ne olacak? 120'yi bölen sayılar olacak. Çünkü Ekokları 120 ise 120'nin çarpanları diyelim A. Ama burada 40 önemli benim için. Aynı zamanda 40'ın şöyle yapacağız. 2 üzeri 3 çarp 5. 8 çarp 5. A 120'yi bölecek ama 40 ortak çarpanı olmaması lazım. Çünkü en küçük ortak katı 120 ya. Şurayı geçmemesi lazım. Şimdi şöyle yapalım. A sayısına 120'yi bölen sayılar. Direkt 120'nin kendisini alabilirim. 120 ile 40'ün ekipi 120. Daha sonra ne alabilirim? 120'yi 2'ye böl 60 alabilirim. 2 çarpı 60. Daha sonra 3 çarpı 40. 40 alabilirim ama 40 alamam. Neden? Çünkü zaten 40'ın kendisini alsam 40 ile 40'ın ekoku zaten 40 olur. O yüzden 40'ı geçiyorum. 40'tan sonra 30 gelir. 120'yi bölenlere bakıyorum yani. 30'u alabilir miyim? 30 da 40'ın en küçük ortak katı. 120 olur. 30'dan sonra hangisini alacağım? 30'dan sonra 24 gelir. 24 çarpı 5 yani 30 çarpı 4 120 ya da 24 çarpı 520. O zaman 24 alabilir miyim? Alırım. 24 ile 40'ın ortak katı 120. Bu da tamam. <laughs> Onun dışında 20 alabilir miyim? Çünkü neden? 20 çarpı 6 120 ama 20 alamam. Çünkü neden? 20 alırsam 20 40'ın da çarpanı olduğu için 40 ile 20'nin ortak katı 40 olur. 20'yi geçiyorum. 15 alabilirim. Neden? 15 çarpı 8 120. 15 aldığım zaman 15 ile 40'ın ortak katı 120 olur. Bu da tamam. 15 dışında ne var? Ee, bir de 12 var. 12'yi alabilirim. 12 çarpı 10 120. 12 ile 40'ın ortak katı 120. 12 dışında onun kendisi var ama 10 alamam. Yani onu alamam. Neden? Çünkü e, 10 çarpı 12 diye düşünelim şurayı. Onu alırsam eğer burada e, 10 aldığım zaman 10 40'ı bölüyor. 40'ı böldüğü için 10 ile 40'ın en küçük orta katı 40 olur. O yüzden onu geçtim ama 8'i alabilirim. 15 çarpı 8 çarpı 15 ya da fark etmiyor. 8 çarpı 15 8 de 8'i alamam pardon. Yine aynı hatayı yaptım dur. Neden 8'i alamam onu da alamadım. E 8'i de alamam çünkü bu ya 4 çarpı 10'dur ya 8 çarpı 5'tir bak. 8 de bunun çarpanı. 8'i de alamadım. 6'yı alabilirim. Neden? E 120 20 çarpı 6'dır. Ben burada 6'yı aldığım zaman 6 ile 40'ın en küçük ortak katı ne olacak yine? 120 olacak. Onun dışında 120'yi bölen 4 var ama 4'ü alamam. 40'ın çarpanı. 3'ü alabilirim. 3 aldığım zaman 3 ile 40 zaten aralarında asal. Doğru mu? 120 olacak bunların en küçük ortak katı. Zaten 2'yi de alamam. 2 40'ın çarpanı olduğu için 2 ile 40'ın en küçük ortak katı 40 olacak. O yüzden 2'yi de alamam. Yani A için... Buradaki değerler var. 120'yi bölen sayılar ama 40 ile ortak çarpanı yani 40'ın e, bölenleri iki böleni de içermeyen sayılar diyeyim. Yani mesela hem 5'i hem 2'yi aynı anda ya da 5'i 5 ile 4'ü aynı anda 20'yi aynı anda içermeyenleri. Mesela burada sadece 5 içeren var. Ama 2'yi içermediği için sıkıntı yok. Ya da sadece 2'yi içeren var. 5'i içermiyor. 2 ve 5 aynı anda olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cevabım ne oldu? B oldu. Geçtim. Dördüncü soruya. A ve B aralarında asal pozitif tam sayılar. Aralarında asalsa EBOB'ları 1. E, ECOG çarpı EBOB neydi? Çarpımlarını veriyordu. Aslında A çarpı B 240. Neden? EBOB AB 1 çarpı ekok AB eşittir A çarpı B'ydi. A çarpı B 240 aralarında asal dediği için bunu direkt söyleyebilirim. Ekok direkt çarpımlar olur aralarında asalsa. E şimdi burada payda eşitliyorum. A çarpı B artı 120 bölü B eşittir 24. E A çarpı B burada kaç? 240 artı 120. 360 bölü B eşittir 24. Yani B dedim 360 bölü 24'ten 15. E şimdi B'ye 15 verirsem A çarpı 15 neymiş? 240... O zaman A'yı da buradan 16 bulurum. 240 bölü 15'ten. E zaten bana A'yı soruyor. Cevabım D oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. Müzik <laughs>